nesli adıyla anılan 30 yaş altı nesle mensup Fransız gençlerinin sayısının 13 milyon, diğer bir deyişle Fransa nüfusunun yaklaşık 1/15 olduğu tahmin ediliyor. Onlara aynı zamanda doğuştan dijital yakıştırması yapılıyor. İnternet ve bilgi çağının çocukları bir önceki nesil tarafından terk edilmiş hissediyor. Büyüklerinin onlara iş ve ev bulma konusunda yardımcı olmadığından, kendilerine sorumluluk verilmediğinden yakınıyorlar. ...28 yaşındaki Ofeli Lati, kısa süreli sözleşmeye tabi tutulduğu işini tam zamanlı olarak sürdürebilme konusunda umutsuz. Ofeli, kararsız nesil diye adlandırılan hareketin içinde. Bir anlamda aşağılayıcı bir durum, bu yüksek eğitimimizi tamamladık. Gerçekten buna baş koyduk ki zaten bize sürekli maddi manevi her anlamda çabalamamız aşılandı. Bize okulda ya da iş yerinde verilen iyi vaatlere kandık. Göreceksiniz, yılda 40 bin euro kazanacaksınız. Muhteşem bir dönem sizi bekliyor gibi sözlerle uyutulduk. Sonunda farkına varıyorsunuz ki borç krizinin eşiğindesiniz. Barınacak yeriniz yok, çalışamıyorsunuz ve size sadece staj öneriliyor. Sonrasında stajın ardından sürekli bir sözleşme değil, yine staj önerisi geliyor. Aslında Fransa'da stajların %10'undan daha azının ardından süreli sözleşme yapılıyor. Yani stajyerlerin %90'ı son stajların ardından işsiz kalıyor. Mihail Atya 29 yaşında işsiz bir genç. Son 18 ayını geçirdiği ilk iş yeri iflas etti. Ofeli gibi Mihail de kararsız nesil hareketine üye. İyi bir eğitim alıp büyük yeteneklere sahip neslinin düşük maaşlarla çalıştığı ve sonuçta hayatta başarısız olduğu görüşünde. Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ise yeni nesli üyeleri adayları değerlendirmek için kendi yaratıcı yöntemini yaratmış. Standard & Poor's, Moody's ve Fitch gibi kredi derecelendirme kuruluşları bankalardan ürünlere ve devletlere kadar her birim üzerine oylama yaparak otoriteleri düş kırıklığına uğratıyor. Nesli ise çözümü Young & Poor, Genç ve Fakir adlı kendi derecelendirme kuruluşunu yaratmakta bulmuş. Young & Poor, Cumhurbaşkanlığı adaylarını gençlere sunduğu iş olanakları ve sosyal hizmetler kriterleri üzerinden değerlendiren yeni bir ajans niteliğinde. Nous, ce que l'on voulait, c'était pas uniquement entendre des propositions qui étaient üstü kapalı ya da sadece iyi niyetli görünen vaatlere kulak vermek istemiyoruz. Önerilerinin somut ve işe yarar olmasını istiyoruz. Gençlerin aktif olarak iş hayatına, ekonomik dünyaya ve topluma girmesine katkıda bulunan çözümler geliştirilmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylarının gençleri temsil edecekleri konusunda yeni nesli ikna etmek mümkün mü? Son kamuoyu yoklamalarında genç neslin yalnızca %20'sinin siyasilerin yaşam kalitelerini düzeltmeye katkıda bulunacağına inandığı sonucu ortaya çıktı. Ateşi kesin anlamına gelen Asel Öfe Vakfı'nın amacı da bu. Vakıf 2005 yılında işsizlik, şiddet ve ayrımcılığın hakim olduğu Paris banliyölerinde patlak veren isyanların ardından kurulmuş. L'éveil des consciences, tout passe par là. Bilincin uyanması, her şey burada yatıyor. Çünkü 2005 yılında biz gençlere şehirdeki araçları ateşe vermemiz söylendi. Ben bu görüşe pratikte değil ama teoride tamamen katılıyorum. Biz ise Fransa'ya yakışacak şekilde daha medeni bir yol bulduk. Şikayet etmek Fransız tarihine özgü bir özellik. Sembolik değeri var. Biz sesimizi duyurmak için Cumhuriyet'in araçlarını kullanmayı seçtik. Biz Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Belki göçmen ailelerin çocuklarıyız ama Cumhuriyet'in çocuğuyuz. Hepimiz Fransızız. Fransa'da diğer ülkelerde olduğu gibi ekonomik kriz en çok 30 yaş altı gençleri vurdu. Gençlerin gündeminin en önemli maddesi ise bir iş bulmak. Bu hedef şehir merkezleriyle de sınırlı değil. İsviçre sınırına yakın Burgen-Bez kentinde yaşayan 26 yaşındaki Gael Tessier, teyzesi ve eniştesiyle birlikte bir keçi çiftliğinde çalışıyor. Gael, çiftlik hayatını sevdiğinden zor da olsa bu işe sahip olduğu için kendini şanslı buluyor. Ancak yüksek vergiler ve istikrarsız pazar fiyatları nedeniyle Gael seçim kampanyalarına şüpheyle yaklaşıyor. Konunun dışına atılmış gibi hissediyoruz. Tamam, banliyölere ziyarette bulunuyorlar ama mesela politikacıların kırsal kesime geldiğini pek görmedik. Kıyıda köşede kalmış seçmenlerdeniz.
Ancak bir eylem düzenlediğimizde buraya gelen milletvekilleri oluyor. Daha fazla sesimizi çıkarmak istediğimizde tabii arabaları yakmıyoruz. Bu çok üzücü bir şey. Halbuki bizim de söyleyecek çok şeyimiz var. Gelecek hakkında söz sahibi olma isteği Fransa'nın kırsal kesiminde de kentsel kesiminde de ortak bir dert. Son 20 yılda 30 yaş altı çiftçilerin sayısı yarıya indi. Günümüzde tarım sektöründe çalışmayı tercih eden gençlerin sayısının 25 binin altında olduğu tahmin ediliyor. Ben oy kullanmak gerektiğini şiddetle savunuyorum. Seçme hakkına sahip olabilmemiz için hayatını vermiş insanlar var. Bu bence çok önemli. Fikir bildirmek, kendini ifade etmek gerek. Ancak bu şekilde bir yere varabiliriz. Eleştiride bulunmak çok iyi ama sonrasında oy kullanmayı reddediyorsan fikrini beyan etmemiş oluyorsun. Programlarına bakılabilecek bazı adaylar var kendimize yakın bulabileceğimiz, iktidarda görmek isteyeceğimiz adaylar olabilir. Gençlerin seslerini duyurmaları için harekete geçmesi gerekiyor. Her şeyin başında bu var. Gelecekle ilgili söz sahibi olmak için harekete geçmek gerek. Paris'te yeni faaliyete geçen bir şirket bu hedef doğrultusunda hem diğer şirketlere hem öğrencilere staj konusunda destek veriyor. Staj Fransa'da büyüyen bir sektör haline geldi. Geçtiğimiz 4 yıl içinde Fransa'da stajyer sayısı 800 binden 1,5 milyona yükseldi. Ben de bir dönem staj yaptım. Stajyerlere yakın davranıyorum. Her gün telefonlaşıyoruz. Çok kolay bir iş olmadığını biliyorum. Ama gerçek şu ki zihniyet değişiyor. Gün geçtikçe insanlar öğrencilerin deneyim kazanması için stajın öneminin farkına varmaya başlıyor. Kevin Gonsalves ticaret okulunda eğitimine devam ederken insan kaynakları şirketinin yardımıyla stajını yapıyor. Fransa'da genç işsiz nüfus oranı %22 civarında. Avrupa ülkeleri arasında bu en yüksek oranı işaret etmese de gençleri umutsuzluğa düşürüyor. Fransa'da iş piyasasına girebilmek için stajın zorunlu olduğu görüşü hakim. Son günlerde Y nesli diye adlandırdığımız internet ve cep telefonu yoluyla tüm sosyal ağlara ve gündeme anında erişebilen bir nesil olgusu ortaya çıktı. Şu da bir gerçek ki iyi eğitim almış politikacılar dahi bu gerçeklikten biraz uzak kalıyor. Bu yılki seçimlerde en önemli kitle aslında genç nesil. En önemli konuysa iş. Ama bundan pek söz edilmiyor. Bazı siyasilerin programlarında, vaatlerinde bu konu yer buluyor ama yeterli düzeyde ve somut olarak görünmüyor. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fransız gençleri arasında oy kullanmaktan kaçanların sayısının rekor düzeyde olacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda son yoklamalara göre gençlerin 1/3'ü oy kullanmama niyetinde. Gerçek şu ki siyasiler bu yeni nesli anlamak ve sorularına çözüm üretmek konusunda yetersiz kalıyor.